Merhaba. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Sevgili Koç burçları, bu hafta sizi neler bekliyor? Evet, bilinç okuru astroloji merkezi olarak Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, Koç burçlarıyla beraberiz. Neler var sevgili Demet bu hafta? İlginç bir haftaya girdik. Evet sevgili koçlar, bu hafta yeni ay haftası. Terazi burcunda yeni ay doğacak. 5 Ekim'de 11 derece terazi burcunda olacak. Yeni ay öncesinde haftaya bir göz attığımızda gökyüzünün biraz sert olduğunu görüyoruz. Evet. Hafta başında 2 Ekim'de Merkür'ün Neptün'le üçgen bir açısı var. Bu yumuşak etkileri olan, sezgilerin güçlendiğini, iletişimin yumuşadığını gösteren bir etki. Özellikle su grubu burçlar arasında olduğu için koçları birebir etkilemiyor. Koçlarda aslında maddi bir gelir de yaratamaz mı? Evet, yani ufak etkiler olabilir. Belki haberler gelebilir. Bir olabiliyor. Bir banka ile ilgili bir sözleşme veya bir anlaşma ile ilgili bir kredi anlaşması ile ilgili küçük de olsa bazı haberler gelebiliyor. Küçük gelişmeler var. Yani evet. Çok büyük gelişmeler beklemeyin ama bu 2 Ekim'de böyle bir yapı var. Yalnızca 2 Ekim öğleden sonra Güneş kare Plüton var sevgili koç. İş ve kariyer hayatında patronunla veya birlikte çalıştığın bir kişiyle bazı gerginlikler yaşanabilir derim ben. Sen ne dersin Demet? Evet, öncü gruplar arasında gerginlik var. Koç da bir öncü grup olduğu için birebir etkileniyor. Özellikle ikinci dekan doğumlular daha fazla etki alıyor. 2 Ekim'de Güneş'in Plüton'la kare açısı var gökyüzünde. 3 Ekim'de hemen ertesinde de Güneş'te Uranüs'ün bu sefer karşıt açısı var. Bu daha farklı. Evet. Mesela 2 Ekim'de başlayan olaylar veya işte 1 Ekim'de başlayan olaylar 3 Ekim'den itibaren hızlanıyor. Güneş karşı Uranüs olduğu zaman bak mesela burada bir hizmet aldığı biriyle kapışabiliyor. Bir şoltayla ilgili bir gerginlik yaşıyor biliyor. Koçlar lütfen bu ilk Ekim'in ilk haftası eşinizle ilgili veya birlikte olduğunuz insanla ilgili bir kısmın hepiniz olmasanız da bazı sıkıntıların olacağını gösteriyor. 5 Ekim'de de terazi burcundaki yeni ay ile beraber zaten bazı gerginlikler has safhaya geliyor. Bunu aylık yorumlarda bu 5 Ekim haftasında neler olacağını söyledik. Bilmem sevgili koç, bu 2 Ekim ve 3 Ekim'e Bilinçokulu Astroloji Merkezi'nin günlük yorumlarından Sayın Demet Baltacı'nın ağzıyla dinlerseniz biraz daha fazlasıyla detay bence göreceksiniz. Yani gergin bir hafta, dikkat edilmesi gereken bir hafta, ilişkiler ve birlikteliklerle ilgili yeni kararların alınacağı bir döneme giriyor. Fakat her ne olursa olsun dikkat edilmesi gereken bazı çatışmalar var. Haftaya görüşmek üzere, sevgiler. Hoşçakalın. Bye.